yanakların pembe bebe, bakışlarında gün ışığı bir hediye gibi girdin hayatımıza. Değişti günler, değişti yıllar, bir şeyler vardı besbelli eksik. Kuşların sımsıcak bebek, sardın ısıttın evimizi. Yıllardır tanışıyormuşuz gibi, ilk günden kazandın kalbimizi. Yanakların pembe bebek, bakışlarında gün ışığı var. Bir şeyler vardı besbelli eksik kalan, anlamadık sen gelene kadar. Bakışların sımsıcak bebek, sardın ısıttın evimizi. Yıllardır tanışıyormuşuz gibi, ilk günden kazandın kalbimizi. Gel 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 gel, hoppa. Ne kadar da mutlu değil mi? Oğlum Emre son zamanlarda bütün gün hiç durmadan emekliyor, oynuyor, gülüyor. Şimdi o da rahat, ben de. Üstelik Mutlu Bebe'nin yeni dokusu sayesinde bezi 8 saat boyunca değiştirmeseniz bile hiç sızdırmıyor ve hiç pişik yapmıyor. 8 saat. Çocuklarının mutluluğunu, rahatlığını ve sağlığını düşünen anneler. Yaşadınız. Artık... Allah kahretsin. Hangi kanalı açsam bu reklam çıkıyor karşıma. Çıldırmamak elde değil. Sinirlenmeyin efendim, kalbinize zararlı. 8 saat değiştirmesen bir şey olmuyormuş. Olur mu öyle şey? Saçma. Doğru efendim, biz de denedik. Çok değişik bir teknik kullanmışlar. 8 saat değişmese bile bebeğe bir şey olmuyormuş. Olur mu öyle şey? Salak! Bu insanlar halkı yanıltıyor, görmüyor musun? Haklısınız efendim. Derhal bu firmayı da, bu reklamı yapan ajansı da mahkemeye vereceğim. Anladın mı? Derhal mahkemeye vereceksin. Sürüm sürüm süründüreceğim onları. Baş üstüne efendim. Çabuk, çabuk bana bu ülkenin en iyi avukatını bul. Bu reklamı yapan kişinin burnundan fitil fitil getirmezsem... ...bana da Cavit Kara Toprak demesinler. Çok güzel. Evet. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Kadehimi... Bu reklamı yapan Yasemin Hanım'ın şerefine kaldırıyorum. Bravo. Tebrikler. Tebrikler. Başta çocuk doğurdun diye çok kızmıştım ama bak işe yaradı. Piyasanın en iyi bebek bezi reklamını biz yaptık. Bak Bahadır, gördün mü? Sen de çocuk doğursaydın sen de böyle reklam yapardın. Şüphesiz. Ben kafaya koydum, evlenme teklif edeceğim. Kime? Kime olacak? Tabii ki Ebru'ya. Ebru'ya mı? Sen ne diyorsun Süleyman, olur mu öyle şey? Sevdalandım, ne yapayım? İyi de oğlum, kızın haberi bile yok. Kardeşim, sen benim ne dediğimi anlamıyor musun? Böyle reklam ajansı mı olur? Adamlar pazar payımızın neredeyse tamamını ele geçirdiler. Eskisine göre tam 3 kat fazla satıyorlar. Fazla konuşmayın, hepinizi kovuyorum. Hepinizi kovuyorum. Defolun. Bulduk efendim, bulduk. Bu işlerde tuttuğunu koparan genç bir avukat varmış. Adı Alper. Tamam, hemen açsın davayı. Kaç para istiyorsa da verin. Davanın konusu ne efendim? Yani niye dava açacağız? Tabii ki yanıltıcı reklam, haksız rekabet, salak herif. Hiç 8 saat değiştirilmeyen bebek bezi gördün mü sen? Ama efendim bu bezler böyle, biz de denedik. Olabilir, olabilir. Tamam, o zaman çok konuşma da hemen karalama kampanyasını başlat. Hı-hı. Batmamızı mı istiyorsun sen bizim? Hadi sallanma, kıpırda biraz. Emredersiniz efendim.
Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu kolideki bezleri de Yasemin Hanım'ın şirin bebeğine armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Bu reklam sayesinde pazar payımız 3 katına çıktı. Kadehimi bizi bu büyük başarıya ulaştıran reklam filmimizin şerefine kaldırıyorum. O zaman ne duruyoruz? Derhal bir şampanya daha patlatalım. Öyle patlamaz ki. Gör bakalım nasıl patlarmış. Bahadır, değerini bil oğlum. Millet şehir suyuyla duş yaparken sen en pahalı şampanyayla duş yapıyorsun. Murat Bey, eğer bizimle çalışmaya devam ederseniz rakiplerinizi sadece geçmez, piyasadan da silersiniz. Rakiplerimizi silmek ha? Bu kulağa çok hoş geliyor doğrusu. Kimse beni piyasadan silemez. Silemez. O zaman bu kampanyaya devam edelim. İkinci filmi de Yasemin Hanım yapsın. Bir dakika. Bu filmi sadece ben değil, buradaki bütün arkadaşlarımla ekip olarak yarattık. Evet, biz yaptık. Sen niye üzerine alıyorsun ki Bahadır? Senden bahsetmiyorum. Evet, tabii. Siz ve ekibinizi, hepinizi kutluyorum. Beni de kutlayın. Ben o çayları vermeseydim böyle film olur muydu hiç? Asıl ben olmasam olur muydu? Bütün evrakı ben getirdim de. Ay çok ailemsin Süleyman. Bak gördün mü? Şimdi biz burada gülüp duruyoruz ama eminim topik bebeciler kıskançlıktan kuduruyorlardır. Eminim şimdi bize kahkahalarla gülüyorlardır Alper Bey. Bu davayı hemen açmak zorundayız. Durun beyefendi durun, sakin olun. Dava öyle hemen açılmaz ki. Önce davayla ilgili bazı bilgilerin bana ulaşması lazım. Anlattım ya size Alper Bey. Adamlar halkı yanıltıyorlar. Bizi 8 saat değiştirmeseniz bile bebeğe bir şey olmaz diyorlar. Ah, olur mu öyle şey canım? Bizim oğlanın altını bir saat başı değiştiriyoruz. Tamam işte bakın gördünüz mü? Halkı yanıltıyorlar. İnsanlar da reklamlara inanıp gidip alıyorlar bu bezleri. Yani bu bezler 8 saat değiştirilmeden kesinlikle olmaz değil mi? Olmaz. Bebeciklerin altı pişik olur. En iyi kliniklerde test ettirdik. Mümkün değil. Tamam o zaman. Davayı bu noktadan açabiliriz. Yani kabul ediyorsunuz öyle mi? Tabii kabul ediyorum. Niye kabul etmeyeyim ki? Benim işim bu. Bu davayı kabul ettiğinize göre bu reklamı yapanın başı belada demektir. Bir reklam yaptın diye hemen havalara girme Yasemin. Dua et Barış'ın pişiklerine. Kıskanma Bahadır. Neyi kıskanmayayım? Barış'ın pişiklerini mi? Arkadaşlar kadehimi son kez kaldırıyorum. Ve herkes işinin başına diyorum. En kötü kampanyamız böyle olsun. Şerefe. Barış'cığım aç bakalım o güzel ağzını. Kocaman kocaman. Ya her gün sebze çorbası içiyorum. Yeter artık. Ben kremalı mantar çorbası içmek istiyorum. Bol kaşarlı domates çorbası içmek istiyorum ya. Şuna bak iğrenç. Bir de mikserden geçirmişler. Olmaz ki ama bugün hiçbir şey yemedin oğlum. Yemem tabii. Bu yaşta mama yiyecek halim yok ya. Götür bakalım hamburgerciye nasıl yiyorum. Yemeyecek misin? Doydun mu yani? Öyle şükür anladım be anneanne. Zorla tıkıyorsun yani. Çöpte ne gizli mi var burada? Doydun mu anneanneciğim? Peki. Tamam. Hadi sonra acıkınca yersin. Hadi gel bakalım. Gel Barış'cığım, gel anneanneciğim, hop, gel, tamam anneanneciğim, tamam. Sen burada dur. tamam, hoppacık, gel bakalım, yok. Bak, döveceğim ben şimdi, hadi. Bak dövdüm ben yeri. Bak. Ya yerin ne kabahati var? Ben kendim düştüm. Allah, kabahat bende. Bak hala dövüyor ya. Ey büyük Allah'ım şu anneannem büyümedi gitti. Aykut. Efendim abi. Sen yine chat mi yapıyorsun Aykut? Hayır abi olur mu öyle şey? Hem de mesai saatinde. Olacak şey mi? Al şu dosyayı hazırla bakalım. Yarın sabah açıyoruz bu davayı. Tamam abi. Çocuklar ben çıkıyorum. Annem bugün erken gidecek. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bir kampanya yaptın diye erkenden arazi. Sana krem alacağım Bahadır. Ne kremi? Çatlak kremi. O kadar çok çatlıyorsun ki. Yok ben kesin kararlıyım. Söyleyeceğim. Ebru seninle evlenirim oğlum. Saçmalama. Niye evlenmesin ki? Baksana. Aslan gibi delikanlıyım.
Tövbe tövbe yarabbim. Hayır. Hoppa. Hayırdır Yasemin? Bakıyorum keyfin yerinde. Yok, önemli bir şey değil canım. Bizim reklam kampanyalarından biri iyi gitti de ajansta kutlama yaptık, ondandır. İçki mi içtin yoksa? Saçmalama. Bir yudum aldım. Daha fazlasını içemiyorum zaten. Zehir gibi. Benim de öksürük şurubum öyle işte. Zehir gibi. Ama zorla içiriyorsunuz. Senin günün nasıl geçti? Rutin. Birkaç duruşmam vardı. Akşamüstü de yeni bir dava geldi. Onunla ilgilendim. Barış, sen ne yaptın oğlum? Anneanneyle mi oynadınız? Anneanne oyun falan bilmiyor ki. Bir tutturmuş fış fış kayıkçı. Pişti bile bilmiyor. Güzel oğlum benim. Doktor olacak o. Ne? Saçmalama anne ya. Ne doktoru? Onca sene okunur mu? Mecburi hizmet var, uzmanlığı var. Benim oğlum babası gibi avukat olacak. Avukat mı? Olmaz. Dünyada olmaz. O kadar kitabı kim okuyacak? Hayır, doktor olacak Alper. Avukat olacak Yasemin. Futbolcu olacağım ben. İtalya'da oynayacağım. Avukat olacak Yasemin. Ay, ailemizde bir tane doktor olsa fena mı olur? Bak, avukat var zaten. Ya görmüyor musunuz ne kadar yetenekliyim? Futbolcu olup Emre gibi 20 milyon dolar alsam fena mı olur? En kral hastanelerde tedavi ettiririm sizi. Her ailede bir doktor olacak diye bir kural yok ki. Ben oğlumu avukat yapacağım. Aa, Barış'ın benim de oğlum olduğunu hatırlatmaktan gurur duyarım. Onu ben doğurdum. Ne? Sen mi doğurdun? Hani leylekler getirmişti? Neyse boş ver Alper. Bu mutlu geceyi mahvetmeyelim. Akşamda çok güzel bir film var zaten. Tamam, Barış uyusun da rahat rahat izleyelim o zaman. Beni uyutup film seyredeceksiniz ha? Aklınızdan bile geçirmeyin. Barış! Ya kendileri film seyretsinler, biz burada uyuyalım. Ben de film seyretmek istiyorum. Aşağıya götürün beni. Barış ağlıyor. Bırak ağlasın, susar şimdi. Ne? Ne susmasın? Susmayacağım işte. Siz orada film seyredin, ben burada karanlıkta bir başıma oturayım. Bana ne? Ben de film seyredeceğim. Ağlıyor. Susar şimdi. Susmam. Susar. Susmayacağım işte. Madem bana seyrettirmiyorsunuz, siz de seyretmeyin. Yatsanıza! Hadi yatalım Yasemin. Belki biz yatınca uyur. Ama film... Baksana, seyrettirmez bize bu filmi. Of, yatalım o zaman. Size aklınızdan bile geçirmeyin dememiş miydim? İyi geceler Barış'cığım. İyi geceler oğlum. Bak anne de yatıyor, baba da. Sen de yat. Ben de sizinle yatacağım. Yalnız yatmak istemiyorum. İyi geceler. Oh, iyi geceler anneciğim. Hop, durun, durun, beni de alın. Ya, ya adam gibi alın yanınıza, ya da ben oraya gelmesini bilirim. Ağlıyor. Gene yanımıza gelmek istiyor. Aman Alper alma, alışmasın. Alo, duymuyor musunuz kardeşim? Yanınıza gelmek istiyorum. Üşüyorum burada. Alsanıza beni aranıza. Ya ne biçim anne babasınız siz? Dur dur, şu ağlama dozajını arttırayım. Ağlıyor. Şimdi susar, alma sakın. Ama baksana ağlıyor. Psikologlar yatağa almayın diyor Alper. Hiç iyi değilmiş. O zaman söyle o psikologlara, gelsinler susursunlar Barış'ı. Biraz daha ağlarsam dayanamayacaklar. Ben dayanamayacağım Yasemin. Aa! Alper düşme tuzağına. Oğlum. Şu gel, babam da gel. Çok yufka yürekli ya. Hop, aferin. Oh. Yavaş, yavaş, acele etme. Karanlıkta kazaya kurban gitmeyelim. Dada. Sıcacık mis gibi. Sonunda dediğini yaptırdın. Tabii, bu evde benim dediğim olur. Hadi bakalım. İyi geceler. Hop hop. Uzaklaş bakayım annemin yanından. Uzaklaş. Hadi. İtmesene Barış'cığım. Uyuyamıyorum. Aldığıma pişman ettirme, olur mu? Barış, biraz ileri gider misin? Mis gibi burası. Cık, Alper sessiz ol. Of, tamam. Anne ne yapıyorsun ya? Gol.
Barış. Ya şu topu bırak da kahvaltımızı edelim. Barış, gol. Allah Allah. Anneanne de şimdi gelir. Ah, her yerim tutulmuş. Ben sana dedim hayatımı almayalım diye. Bu akşam kendi yatağında yatacaksın küçük bey. İstediğin kadar ağla, almayacağım. Büyük lokma yek, büyük konuşma baba. Hayatım, ben çıkıyorum. Şu yeni davanın başvurusunu yapacağım bugün. Tamam hayatım. Annem gelsin, ben de çıkıyorum hemen. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz. Tekmeci seni. Futbolcu olacağız diyoruz, anlamıyorsunuz ha. Baba gidiyor. Barış. Günaydın anneciğim. Günaydın. Akşam görüşürüz. Acelem var, kusura bakma. Güle güle oğlum. Aman da aman. Aman da aman. Anneş benim Barış'ım. Agu. Ne diyorsun, anlamıyorum ki. Türkçe konuş anneanne. Agu. Hanimiş anneanneciğim. Bu kadını anlamak için bir tane dekoder lazım. Anneciğim, çıkıyorum ben. Barış doğru düzgün bir şey yemedi. Tamam, şimdi ben oğluma süt maması yaparım. İğrenç. Ya şunu halledin. Şu habere bakar mısın? Bunlar gibi. Ne yapacağız şimdi? Ha? Ya. 8 saat orada? Değiştirilmeden çocukların altında kaldığı söylenen... Herkese günaydın. Günaydın. Hayırdır, neden toplandınız böyle? Neden olacak, şu habere baksana. 8 saat değiştirmeden çocukların altında kaldığı söylenen bez reklamıyla tüketici kandırılıyor. Müşteriye karşı yanıltıcı reklam yapan firma yetkilileri ve reklamı yapanların en kısa zamanda yargı önüne çıkarılacağı söyleniyor. Nasıl yani? Dava mı açacaklarmış? Evet canım, bildiniz. Allah Allah. Olacak şey değil ya. Günaydın Alper abi. Avukatlık bürosu personeli olarak emir ve görüşlerinize hazırız. Personel mi? Sen bu büroda çalışan tek kişi değil misin? Evet abi. Ben de onu hatırlatmak istemiştim. Her işi ben kendim bizzat yapıyorum. Şu benim zam olayını artık. Aykut, bana hemen şu yeni davanın dosyasını getir. Ama abi. Hemen diyorum. Konuşma ve sallanma. Tamam abi. Hangi dava? Akşamüstü geldiler ya, o dosyayı getir bana. Bugün açıyoruz o davayı. Zam yine yok ya. Peki Tarık Bey nerede çocuklar? Tarık Bey çıktı Yasemin Hanım. Çaylar geldi. Erkenden gitti. Şirketten çağırdılar. Herhalde bu konuyla ilgili bir toplantı yapacaklar. Yani bravo Yasemin. Bir reklam yaptın, Türkiye'yi karıştırdın. Hop hop, Yasemin ablama laf söyleme Bahadır Bey. Bana bak Süleyman, durup dururken... Süleyman doğru söylüyor Bahadır Bey. Ne oluyor size be? Aa çocuklar, saçmalamayın. Zaten başımız belada. Niye başımız belada olsun canım? Bak bütün Türkiye bu olayı konuşuyor. Daha ne istiyoruz ki? Fakat bu dava ne demek oluyor ki? Ay ne yani, mahkemelik mi olacağız? Tamam Sedat Bey. Merak etmeyin. Merak etmeyin, dosya şimdi gidiyor. Davayı açıyoruz. Siz açılmış bilin, gerisini bana bırakın. Bakın, ben onlara müşteriyi yanıltmak ne demekmiş gösteririm. Tamam, merak etmeyin. Ben sizi arayacağım. İyi günler. Aykut! Buyur abi. Hadi bakalım, şu dosyayı adliyeye götür, sonra da şuraya yazdığım bilgileri bul bana, tamam mı? Bu mu aşama abi? Doğru ya. Ben sana niye maaş veriyorum ki? En iyisi kendim halledeyim bunu. Yok abi, yok. Olur mu öyle şey? Ben hallederim. Kırmızı başlıklı kızla anneanneme mama götürüyorum demiş. Kurt da demiş ki anneanne nerede oturuyor? Kız da ormanda demiş. Çok saçma ya. Kurt konuşur mu? Ama anneanne, senin kulakların neden büyük? Seni daha iyi duyabilmek için demiş. Kız da amma garip ha. Anneannesini tanımıyor. Bunun üzerine kurt gidip anneanneyi ham diye yemiş. Hayda, bu kurt da garip. Gencecik kız dururken anneanneyi mi yemiş? Ah, Tarık Bey geldi. Şey, ne oldu Tarık Bey? Haberler hiç iyi değil arkadaşlar. Satışlar bıçak gibi kesilmiş. Firma zor durumda. Fakat biz bu bezi denemiştik, öyle değil mi? Yani bize verilen brife göre yaptık her şeyi. Evet ama biliyorsunuz, çamur at izi kalsın. Tüketici ister istemez etkileniyor bu haberlerde. Buyurun. Bir saniye. Tarık Bey, Murat Bey arıyor. Alo, buyurun. Bağlayın. Buyurun Murat Bey. Açmışlar mı?
Anlıyorum, anlıyorum. Tamam efendim, yarın sabah toplanalım. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, rakip firma hem üreticiyi hem de reklam ajansını mahkemeye vermiş. Şimdi demeyeyim zamanı değil, değil mi? Açma ağzını çarparım. Tamam. Elini mi çarptın canım? Gel öpeyim, gel. Bak bak bak. Ömme ömme. Buz getir, şişecek şimdi. Hadi biraz acele et. Gel öpeyim. Can canım benim. Anne anne, senin acele ilk yardım dersi alman lazım, yoksa seninle işimiz var. Heh, annem geldi. Hayırdır peki, görünmüyor. Yasemin, neyin var kızım? Yok bir şey anne. Çok yoruldum bugün. Aa, Barış. Ne yapıyorsun sen bakalım? Abba, anneanne üzdün mü yoksa? Ne üzmesi? Onu eğlendirmek için ne maymunluklar yaptın bir bilsen. Hiçbir şey yemedi annesi. Yalan. Daha ne yiyeyim? Yarım saatte bir şey tıktı ağzıma. Çok ayıp ama. Ben şimdi yediririm anneciğim. Daha yeni yedim ya. Her tarafım yağ bağlayacak. Ondan sonra da diyetle uğraş. Yavrum ben gidiyorum. Yemeğe kalsaydın anne. İşim var, gitmem lazım yavrum. Sabah erkenden gelirim. Anne ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Hadi bakalım nasıl lafmış o öyle? Durma çocuğa bir şey yedir. Gider ayak gene yaktın beni anneanne. Herkese merhaba. Merhaba. Aa, anne gidiyor musun? Geç bile kaldım yavrum. Biz seninle hep böyle kapıda mı karşılaşacağız? Neyse siz iyi olun da ben gelir giderim. Barış. Hadi anneanneciğim baş baş. Baş baş. Şu baş baş olayına da gıcık oluyorum ha. Ya el salla desenize şunu. Hadi iyi geceler. Güle güle anneciğim. Of, nasılsın hayatım? Yorgun. Ben de. Bugün yeni bir davaya başladım. Diğer işler bir taraftan hop çok meşguldüm. Yeni davanın bilgilerini bile okuyamadım doğru dürüst. Aa işte, işte bak bu reklam. Dur seyredeyim bari. Şimdi o da rahat, ben de. Üstelik Mutlu Bebe'nin yeni dokusu sayesinde bezi 8 saat boyunca değiştirmeseniz bile hiç sızdırmıyor ve hiç pişik yapmıyor. 8 saat. Çocuklarının mutluluğunu, rahatlığını ve sağlığını düşünen anne. Alper. Yaşadınız. İşte bu reklamı artık yapanlara da, üretici firmaya da dava açtık. Ne? Ama hak ettiler. Tüketiciyi yanıltıyorlar. Hiç 8 saat değişmeyen bez olur mu? Bunlar Alper. İnsanı aptal mı zannediyorlar? Nasıl reklamcı bunlar? Neyse. Senin nasıl geçti günün hayatım? O reklam var ya. Hangi reklam? Biraz evvel seyrettiğin reklam. Ne olmuş o reklama? O reklamı yapan reklamcı benim. Ne? Ayıklı pirincin taşını. Şuraya bakın. Bu gazeteye de ilan vermişler. Sevgili anneler. Son günlerde televizyonlarda sizleri kandırmaya yönelik bir çocuk bezi reklamında söylenenlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olamaz. Hiçbir bez bir bebeğin altında 8 saat boyunca pişik yapmadan kalamaz. Biz Topik Bebe firması olarak siz sevgili anneleri uyarmayı kendimize bir görev bildik. Bu tip aldatmacalara kulak asmamanızı öneriyoruz. Ayrıca bu reklamı yapanlardan sizler adına hesap soracağız. Adalet yerini bulacaktır. Topik Bebe Yönetim Kurulu. Allah kahretsin. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Neden olacak? Pastadaki payları yarı yarıya azaldı da ondan yapıyorlar. Ben demiştim size böyle bir reklam yapmamız yanlış olur diye. Daha klasik bir şey yapacaktık. Sen çeneni kapa Bahadır. Fikrini sorduğunda cevap verirsin, tamam mı? Demek ki bugün hiç konuşamayacaksın Bahadır. İsabet olur. Hala aklım almıyor. Yasemin, neden üzülüyorsun ki? Belki de sevinmemiz gerekir. Demek ki başarımız bazılarını bayağı rahatsız etmiş. Verilere göre bugüne kadar yaptığımız en başarılı kampanya bence. Firma sahipleri ne diyorlar peki Tarık Bey? Murat Bey'le biraz önce konuştum. Sonuna kadar arkamızdalar. Arkadaşlar, sizlere bir haberim daha var. Nedir? Karşı tarafın avukatı kim biliyor musunuz? Kim? Alper. Ne? Ne? Evet Babür, niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Oğlum, insan hiç kendi karısına karşı dava açar mı? Karıma karşı değil ki. Onun çalıştığı reklam ajansına karşı. Hem ben onları değil, ürünü dava ediyorum. Peki Yasemin ne diyor bu işe? Doğru düzgün konuşamadık ama yapacak hiçbir şey yok. Ben gidip adamlara bu işi bırakıyorum. Çünkü benim eşim orada çalışıyor diyemem ki. Niye diyemezsin ki canım? Olmaz Babir. Bu benim mesleğime ihanettir. Gerektiğinde kendi karına karşı da olsa müvekkilini koruyacaksın. Ama adamlar beni tercih etmezse o zaman yapacak hiçbir şey yok. Peki onlar biliyorlar mı bu durumu? Evet, anlattım.
Davayı kazandıktan sonra bizim için bir sakıncası yok dediler. Karışık bir durum vallahi. Benim bayağı kafam karıştı. Arkadaşlar, tüm verileri tek bir dosyada toplayalım ve hemen biz de bir avukat tutalım. Bir dakika, bir dakika. Bir şey sormak istiyorum. Murat Bey, bize verdiğiniz brief doğruydu değil mi? Evet. Biz bu bezi tam 200 bebek üzerinde denemiştik. Elimizde klinik raporları var. Yani tam 8 saat dayanabiliyor değil mi? Evet. İsterseniz tekrar deneyelim. Gerek yok. Bence hemen kolları sıvayalım. Ne yapacağız? Davaya hazırlanacağız. Evet. Hemen bir avukat tutalım. Evet. Bizim şirketimizin tüm avukatları emrinizdedir. Yemek yiyecek misin? Hayır, yemeyeceğim. Eyvah, durum gergin. Ortadan kaybolsam iyi olacak. Kusura bakma canım. Ama ben bu davaya girmek zorundayım. Yani... Aa, tamam hayatım, gir. Sana girme demedim ki. Sözleşmeye göre tazminat davasını ödeyecek olan sizin ajans, biliyorsun değil mi? Tabii. Eğer davayı kaybedersek... Kaybedeceksiniz. Nereden biliyorsun canım? Dosyayı inceledim. Bu tip davalara daha önce çok girdim. Hiç şansınız yok. Anlamıyorum. Bu dünyada bakacak başka dava kalmadı mı Alper? Hiç çekilmez şimdi bunlar. Sen bana hangi davaya bakıp hangi davaya bakmayacağımı söyleyemezsin Yasemin. Tıpkı benim sana hangi reklamı yapıp hangi reklamı yapmayacağını söyleyemeyeceğim gibi. Son kararın mı Alper? Evet, son kararım. Fazlasıyla da eminim. O zaman bunun sonuçlarına katlanman gerekecek. Aman, çok korktum. Korksan iyi olacak. Çünkü bu davayı kazanamayacaksın. Daha önce de kazandığım birçok dava gibi kazanacağım. Kazanamayacaksın. Barış, gel bir tane. Eyvah, gördüler beni. Barış'cığım, gel bir tanem altını değiştirelim. Ah, gel canım. Gel bakalım. Oy Nurcan'ım, Nurcan'ım. Ne Nurcan'ı? Ben Barış'ım ya. Kazanacağım. Ben dava kaybetmem. Her şeyin bir ilki var. Bir dakika, bir dakika. Sen Barış'ın altına ne bağlıyorsun öyle? Bez. Ama ben üzerinde mutlu bebe yazısı görüyorum. Evet. Bir sakıncası mı var? Evet, var. Sen sırf reklamını yaptın diye böyle sağlıksız bir bezi oğlumuzun altına bağlayamazsın. Baba, saçmalama. Bu bez var ya, harika. Alper, saçmalama. Senin avukatlığın bu evde sökmez. Hayır canım. Şu an sadece Barış'ın avukatıyım. Ve görevim oğlumun çıkarlarını sonuna kadar düşünmek. Benim çıkarlarımı düşünüyorsan hemen saçmalamayı bırak babacığım. Yani sevgili avukatım. O bezi kullanmayacaksın. Alper, uzatma. Bu bezin ne gibi bir zararı olabilir ki? Heh, yalan dolanla tanıtılan bir bez nasıl sağlıklı olabilir ki? Ağzından çıkanı kulağın duysun. O bezin reklamını yapan benim. Ha, yanıltıcı reklam. Sen bana yalancı diyemezsin. Kandırmışlar seni. Hiç 8 saat duran bez olur mu? Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. O zaman mahkemede görüşürüz. Görüşürüz. Bu dava bitmez. Hop 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 hop. Gel 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 gel. Ne kadar da mutlu değil mi? Oğlum Cemre son zamanlarda bütün gün hiç durmadan emekliyor, oynuyor, zıplıyor, amuda kalkıyor, gülüyor. Hatta gülmekten bayılıyor. Şimdi o da rahat, ben de. Üstelik Gülüm Bebe'nin yeni dokusu sayesinde bezi 8 saat boyunca değiştirmeseniz bile sızdırmaz ve hiç pişik yapmaz. Bu ikisi kesin yalan söylüyor. Bakın. Test edip onaylamadığım için bu bezi oğluma asla önermiyorum. Oğluma önereceğim tek bir bez var. O da Topik Bebe. Sağlıklı, özel dokulu, sızdırmaz ve güvenilir. Topik Bebe. Çocuk... Bu ne kepazelik yahu? Hem de aynı oyuncuları kullanmışlar. Bravo. Bravo. Süper. Çok güzel olmuş. Her şeyi dişimde gülüyorum. Gerçekten çok iyi bir iş çıkartmışlar değil mi? Yalan makinesini ne güzel akıl etmişler değil mi? Bravo. Hem de aynı oyuncular. Şimdi izledikçe kuduruyorlardır. Kudursunlar. Kudursunlar bakalım. Daha önce de biz kuduruyorduk.
Bu reklamı bütün kuşaklarda ve her kanalda görmek istiyorum. Nasıl emrederseniz efendim. Adamlarla resmen dalga geçmişiz. Bravo bize. Aslında çok komik olmuş ya. Yalan makinesi fikrini çok tuttum. Bu benim bile aklıma gelmezdi yani. Bahadır, ömür boyu parasız izne mi çıkmak istiyorsun sen? Bahadır, seni parasız izne yollayayım mı, ister misin? Hem de ömür boyu. Yok canım, ne gereği var şimdi tatilin durup dururken? Çocuklar, şu anda bize çok iyi bir avukat lazım. Ah, benim eski sevgililerimden bir tanesi avukattı. Ama dur bakayım, adı neydi? Avukata hiç gerek yok Tarık Bey. Nasıl yani? Avukatsız olur mu canım? Olur. İyi de mahkemede kim savunacak bizi? Ben. Sen mi? Evet ben. Bu reklamı ben yaptım. Savunmasını da en iyi ben yaparım. Bilmem ki. Ama bu çok ciddi bir dava Yasemin. Sonuçta kendi hakkımızı savunacağız. Bunun için de ille de bir avukat lazım değil. Bence Yasemin haklı Tarık Bey. Bence de haklı. Bunu yapmak istediğinden emin misin Yasemin? Hem de Alper'e karşı. Evet Tarık Bey. Onu bu yaptığına pişman edeceğim. Bu iş benim için çocuk oyuncağı Babür. Tek celsede bitiririm işi. Yapma Alper. Bence vazgeç bu işten. Olmaz. Neden olmasın? İnsan karısına bir ders veremez mi? İyi de kardeşim, bu işin inadı olur mu? Olur, olur. Benim gibi bir avukata laf yetiştirmek ne demekmiş görsün. Neyse canım. Akşam size gelecektik ama isterseniz gelmeyelim. Gelin canım, gelin. Daha iyi olur. Hiç değilse konuşacak birileri olur evde. Çaylar. Tamam tamam, şöyle bırak. 3 kuruş maaşa bir de böyle adamlara hizmet veriyoruz. 3 şeker dedim sana. Neden 3 şeker yok bunda? Hemen vereyim, al. Aykut ya, ne yaptın? Ay, özür dilerim abi. Gene Aykut'un yani. Salak herif. Ah Aykut, sakar Aykut. Yine yaptın yapacağını. Seni sevmiyorum Babür. Biraz tatlı. Şimdi siz yani... Mühim bir dava değil. Kolay iş. Karşı taraf çok zayıf. Orası belli olmaz Ayşegülcüm. Orasını Yüce Adalet bilir. Ne yalan söyleyeyim. Senin fazla şansın yok Ayşegül. Nedenmiş o Babür? Bugünkü gazetede okudum. Adamların bir sürü şahidi varmış. Hepsinin de çocukları bezden zarar görmüş. Onların hepsi yalancı şahit Babür. Neden yalancı şahit olsun canım? Yani ben hepsiyle konuştum Babür. He. Doktor raporları bile var. Kabul etmek lazım. O bezler çocuklara zarar veriyor. Vermiyor Ayşegülcüm. Evet, bence de vermiyor Alper. Çünkü ben de bir haftadır kullanıyorum ve bir şey olmadı. Ne? Sen bana sormadan o bezlerden mi aldın Ayşegül? Evet, ne zaman sordum ki? Bunlar neden bahsediyorlar böyle? Haberin yok mu? Ülke bez olayıyla çalkalanıyor. Ne bezi? İkimizin de poposunda olan bez. Kızım biraz gazete oku ya. Ah evet, biliyorum. Çok rahat o bezler. İstediğim kadar çiş yapabiliyorum. Tabii, benim annem boşuna reklamını yapmaz kızım. Aa, reklam ne? Üf ya, bu kız beni öldürecek. Ne dedin? Yok bir şey canım. Sen bebeklerinle oyna. Hadi bakalım, gitme zamanı. Çocukların da uyku vakti geliyor yavaş yavaş. Evet, biz gidelim de siz de yatın bari. Aa, yatmak mı? Olur mu öyle şey? Daha davaya hazırlanacağım ben. Söylediklerimi anladınız değil mi? Evet efendim. Çıktığından beri mutlu bebek kullandım. Güzel. Mahkeme gününe kadar pişik kremi falan sürmeyin ve pişikler iyice artsın. Ve sakın bunu avukat Alper'e falan söylemeyin, tamam mı? Tamam efendim. Paranın kalanını ne zaman alacağım acaba? Tabii ki mahkemeyi kazandıktan sonra. Şimdi gidebilirsiniz. Sağ olun efendim. Hanımefendi, söyler misiniz sıradaki bayan gelsin? Tabii efendim, söylerim. Bunlar birbirlerinin suratına bile bakmıyorlar. Ben bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum. Barış, uykun geldi mi oğlum? Bahaneye bak. Gören de seni meraklı biri zannedecek Barış. Yani çocuğuyla ilgilenen biri. Merak etme Barış'cığım. Ben çocuğumla ilgilenirim. Ona ne yüdüğü belirsiz bez bağlamam. Ne yüdüğü belirsiz değil Barış'cığım. Tam 8 saat dayanıklı bir bez. En iyisi ben bu akşam bunların yatağına hiç gitmeyeyim. Boşa boşa kendi yatağımda yatayım.
Durum kötü. Ne yapıp edip o elindeki kağıtları incelemeliyim. Bu davayı şansa bırakamam. O elindeki kağıtları incelemeliyim. Bu davayı şansa bırakamam. Çantanın içinde neler var? Neydi bunun şifresi? Hah, buldum. On bir değil miydi yoksa? Yoksa 22 miydi? Allah kahretsin, yine açılmadı. Değiştirmeyeceğimi mi sandın Alper Bey? Çok aptalmışsın. Şu evrakı elime geçirdim mi tamamdır. Davayı kesin kazandım. Bana şifreyi söyleyerek hayatının hatasını yaptın Alper. Şifreyi değiştirmeyeceğim mi zannettin? İki çocuk bezi firması arasındaki savaş kızışıyor. Mutlu Bebe yetkilileri bu bir komplo dediler. Topik Bebe yetkilileri bu yapılanlar iş ahlakıyla bağdaşmıyor dediler. Bebek bezi davası önümüzdeki hafta görülecek. Topik Bebe'nin davayı kazanması bekleniyor. Ajansı yüklü bir tazminat ödeyecek. Anlamıyor musunuz? Bu davayı kazanabilmemiz için Yasemin'in elindeki evrakı ele geçirmemiz şart. Sen de o zaman evdeyken alsaydın be abicim. Çantasının şifresini değiştirmiş, alamadım. Vallahi abi, o zaman yapılacak bir şey yok. Yani şimdi biz nasıl gidip oradan o evrakları alalım? Tanırlar bizi. Evet, sizi tanırlar. Ama tanınmamak sizin elinizde. Nasıl yani? Yok abi, olmaz. Yok, olmaz. Dünyada olmaz. Mümkün değil, olmaz. Olmaz, olmaz. Dediğim gibi Tarık Bey, bu davayı kazanmamız Alper'in çantasındaki o evrakı ele geçirmemize bağlı. Evdeyken alamadın mı? Maalesef alamadım. Çantasının şifresini değiştirmiş. Sen evde alamadıysan kimse alamaz. Gidip alalım desem tanırlar bizi vallahi. Evet, bu kılıkta olmaz ama... Evet, demek doğru söylüyor. Bence de. Neden olmasın? Yok, olmaz. Mümkün değil, olmaz. Hayatta olmaz.
Dünyada olmaz. Üç kuruş maaş için şu girdiğimiz kılıklara bak. Hadi sen maaş alıyorsun. Ben de alıyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlık işte böyle günde belli olur. Bari ben erkek olsaydım. Bana bakın. Sakın Yasemin'e görünmeyin. O hemen tanır sizi. Ebru da tanır abi. Demet, Demet'e gidin. O hiçbir kadına dikkatli bakmaz. Hayret bir şeysin Alper ya. Hadi bakalım, hadi geç kalmayın. Tavuk kışkışlar gibi herif ya. Hadi. Bıktım ya, bıktım hadi Aykut ya. Hadi. Güle güle. Vallahi bizim köylülerden biri beni böyle görürse rezil olurum ha. Ben istifa ediyorum Tarık Bey. Kendinize başka birini bulun ya. Hadi bakalım. Doğru Alper'in ofisine. O evrakı almadan sakın gelmeyin. Vallahi ne diyeyim? Siz bayağı güzel avrat oldunuz. Süleyman başlarım ha. Yok yok, ben kesin istifa ediyorum. Hadi sallanmayın. Ya ben Ebru ile değil de seninle mi evlensem? Süleyman bir çağırırım şimdi. Hadi bakalım, hala buradasınız. Al bakalım. Hadi hadi hadi. Hey coş. Hadi bak. Hadi bol şans. Hadi hadi hadi. Hadi. Bay bay. Yürü hadi kardeşim ya. Olacak şeymiş hala bak ya. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ay biz reklam için görüşecektik. Demet Hanım burada mı acaba? Evet burada. Onunla özel olarak görüşecektik de. Ebru'cum ben stüdyoya kadar gidip geleceğim. Hadi görüşürüz. Tamam ya. Buyurun, hoş geldiniz. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Bizim bir firmamız var da. Çantayı alsana oğlum. Buyurun, isterseniz şöyle oturup görüşelim. Olur. Bu gülü size getirdim Ebru Hanım. Bana mı Süleyman? Evet, size. Teşekkür ederim. Firmanız ne üretiyor? Bizim firmamız mı? Bizim firmamız... Şşt, rahat bıraksana lan kızı. Bizim firmamız... Biz gazeteciyiz. Şu davayla ilgili bazı sorular sormak istiyoruz da onun için geldik. Sanki sizi bir yerlerden tanıyorum. Yok canım. Nereden tanıyacaksınız? Şu davayı diyorduk. Kusura bakmayın. Dava devam ederken basına açıklama yapmamız doğru değil. Hem yasak. Yayınlayamazsınız. Aman, biz yabancı basın değiliz ayol. Hem merak etmeyin, kimselere söylemeyiz. Olmaz, olmaz. Kusura bakmayın. Kanunlara aykırı bu. Anlatsanız hanımefendi, nasıl bir firma bu? Yani nasıl bir reklam kampanyası düşünüyorsunuz? Ürün ne? Bizim firmamız mı? Bizim firmamız... Ebru Hanım, eğer kızmazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Niye kızayım canım? Sana yani duygularımı açıklamak istiyorum. Olamaz. Hadi açıkla Süleyman. Benimle evlenir misin? Hayır! Aykut! Çekilsene lan kızın yanından Cüce! Aykut yapmayın! Sesin Cüce! Aykut! Cüce canım tamam bir dakika. Aykut! Yakaladın! Tarık Bey! İçimizde casus var Tarık Bey! O zaman bari bir fotoğraf alalım. Ama... Ben makineyi hazırlıyorum. Peki. Yalnız ışık şuradan şey oluyor. Şöyle biraz arkanızı dönün. Evet. Yoksa objektifim kurtarmaz. Evet, çok güzel. Ama böyle dönün. Çok güzel. Harika. Harika, bir tane daha. Bozmayın. Evet, hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Evet. Ben ne yaptım? Senin yüzünden rezil olduk be. Dönün, dönün. Alper abi toz ya. Yoksa siz. Çaycı Recep diye mi söylüyorsunuz? Tamam, bu ne pek o zaman? Bu ne ha? Tamam. Ya artık çözme ya. Tamam. Bu işin sonunda ajansımız çok yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Sence bu davayı kazanacak mıyız? Merak etmeyin Tarık Bey. Bu davayı mutlaka kazanacağız. Sana güveniyorum. Demet nerede bu? Bu işin bir yolu olmalı. Ama ne? Ebru. Efendim? Bana noteri bağlar mısın? Noter mi?
Hayrola Yasemin? Ne noteri bu? Aklıma müthiş bir fikir geldi Demet. Yarın büyük gün olacak. Bez davasında büyük gün. Duruşma günü. Bezler hakim öldü. Hadi bakalım arkadaşlar. Hep birlikte gidiyoruz mahkemeye. Yasemin nerede? O direkt mahkemeye gelecekmiş Tarık Bey. İnşallah bir yolunu bulmuştur. Yoksa bu adamlar bizi perişan ederler. Yasemin Hanım başarılı olmazsa çok büyük tazminat öderiz Tarık Bey. Bence kesin başarısız olacak. Sen sus Bahadır. Ne geldiyse senin düz tabanlığın yüzünden geldi başımıza. Sen gelme de kazanalım davayı. Sen kal burada. Hadi hemen gidelim. Yasemin'i böyle bir günde yalnız bırakmayalım. Evet, gidelim ve gösterelim günlerini. Gidelim da. Hadi gidelim. Evet sevgili seyirciler, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden bebek davası bugün görüşülüyor. Görsel ve yazılı basının yakından takip ettiği davanın sonucu merakla beklenmiş. İşte diğer davalar. Merhaba Yasemin. Merhaba. Merhaba Yasemin. Ne diyorsun? Galiba kaybedeceğiz Yasemin. Bütün deliller aleyhimize. Keşke tecrübeli bir avukat bulsaydık. Tamam sadece. Alper Bey, bir açıklama yapar mısın lütfen? Lütfen davadan sonra, davadan sonra. Lütfen Alper Bey, lütfen soru sormak istiyordum. Çok kısa bir dava olacak. Ne bakıyorsun lan? Sen ne diyorsun be? Hop yavaş ol kardeşim. Olmazsa ne olacak? Arzularım lan seni. Nasıl lan? Nasıl lan? Hemen sen.